Dinleyenlerimiz, Ağır Zaman ve Yaratılış Delilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Gökalp Hocam, Onur Hocam, Akın Hocam ve Oktar Hocam'la beraber güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz inşallah. İnşallah. İman hakikatlerinden bahsedeceğiz, Kur'an mucizelerinden ve ağır zaman alametlerinden, ağır zamanda olduğumuzu tekrar hatırlayacağız ve onlardan bahsedeceğiz inşallah. Evet, iman hakikatleriyle başlayalım hocam. Engerek yılanından bahsedelim inşallah. Engerek yılanı biyomimetik bilim dalında kullanılan bir canlı. Yani bilim adamları engerek yılanına inceleyerek, engerek yılanına bakarak bir konuya çözüm arıyorlar. Bu konu ne? Onu inceleyelim. Engerek yılanının göz altlarında, gözlerin hemen uç kısmında, ağza yakın kısımlarında ufak çukurlar bulunuyor. Bunlara pit adı veriliyor. Bu çukurlar vesilesiyle engerek yılanı 1 derecenin 300'de 1'i kadar ısı değişimlerine, bakın 1 derecenin 300'de 1'i, çok hassas bir ısı değişimi, saniyenin 10'da 1'inden daha kısa bir zamanda algılıyor engerek yılanı. Maşallah. Bu çukurlar vesilesiyle. Maşallah. Bu çukurlara pit adı veriliyor. Dolayısıyla engerek yılanı ne yapabiliyor? Bu ne kolaylık sağlıyor engerek yılanına? Besin bulmasını kolaylaştırıyor. Çünkü karanlık ortamlarda dolaşıyor. Gece olduğunda engerek yılanı karanlık bir ortamda, örneğin bir fareyi hemen yerini anında tespit ederek uzaklığını, mesafesini ona saldırarak onu avlamış oluyor, besin bulmuş oluyor. Hangi peki sektörde biz bunu uyarlamaya çalışıyoruz, engerek yılanını inceliyoruz bilim adamları? Savunma sanayinde. Savunma sanayinde uçaklara şu özellik eklenmeye çalışıyor. Kendilerine yöneltilmiş, uzaktan yöneltilmiş bir füzeyi, kendilerine doğru harekete çıkmış bir füzeyi, böylece uçak ona göre bir tedbir alıp ya da bu uçak değil, herhangi bir binaya da ya da bir merkeze de uygulanabilir. Bu füzeyi önceden eğer tespit edebilirlerse dolayısıyla engellenmiş olacak. Evet, Texas Üniversitesi'nde profesör olan John Pierce şöyle diyor. Hava kuvvetleri biyolojik sistemi taklit ederek daha iyi bir füze dedektörü yapabilecek mi? Biz esasen yılanın organının hassasiyetine örnek alıyoruz. Gördüğünüz gibi, değil mi? Son teknolojiyle, günümüz teknolojisini düşünelim. Çok ileri gibi gözüküyor, değil mi? Çok ileri gibi görüyoruz ama doğaya baktığımızda çok daha bu teknolojinin fazlası var. Niye? Bilim adamları bir ürün geliştirecekleri zaman bu canlılara bakıyorlar. Bu canlılardaki o sistemin nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyorlar ve bu yıllar sürüyor. Dolayısıyla böyle hiç basit gibi olmayan, basit olmayan bir sistem. Bu sadece bu engerek yılanındaki pitleri düşünelim, o çukurları düşünelim. O çukurlarda çok fazla sinir var. Bu sinirler vesilesiyle anlıyor ısı değişimini. Sırf bu organı düşünelim. Bu organ sonradan gelişmiş, sonradan yılana kazanılmış olamaz. Niye olamaz? Çünkü mutasyonla veya doğal seleksiyonla. Çünkü yılan yaratıldığı andan itibaren besine ihtiyacı var. Ve bu organ, bu pitler eğer olmasa yılan olduğu ortamda ne yapacak yılan? Hayvan avlayamayacak, besini bulamayacak. Dolayısıyla yaşamı devam edemeyecek. O yüzden ilk yaratıldığı andan itibaren bunlar gerekiyor. Ve ikisi de aynı anda tabii oluyor. Ve bu sinirlerin de, bakın şu açıdan da düşünmemiz lazım. Çok fazla sinir var dedik orada. Bu oradaki sinirlerin de sayısı az olsa o organ işlevini yerine getiremeyecek. O sinirlerin tam bir şekilde şu anki sayısıyla olması gerekiyor orada. Allah Müminin suresinin 21. ayetinde şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ders, ibret vardır buyuruyor. Evet. Maşallah. Yani biz buradan şimdi ders alacağız. İbret alacağız. Neden? Çünkü çok ibretlik bir konu. Yani ısıyı görebilme konusu, yani ısıyı görmek. Bu fikir bile insanoğluna canlıları inceledikten sonra gelmiş olan bir fikir. Yani öyle bir fikir bile daha akılda yok. Yani onun icat edilmesi, mühendislerin bunun üzerinde kafa yorup profesörlerin projeler geliştirmesi ve o cihazın icat edilebilme sürecinin başlaması için evvela bir fikir olması lazım yani. Değil mi? Isıyı nasıl görebileceğiz? Isı farklarını algılayan bir kamera yapılabilir mi? Bunun da fikir aşamasından bile çıkışını insanlar Allah'ın izniyle doğadan görüyorlar. Allah onlara, Allah'ın teknoloji rahmeti inşallah, Allah doğayı vesile ediyor, canları vesile ediyor. İnsanlar ondan ilham alıyor.
Ve teknolojimiz bizim ilerlemiş oluyor maşallah. Yani tab süreç başlangıcından sonuna kadar biz her haliyle inşallah Rabbimizin tecellisiyle, Rabbimizin izniyle ancak hareket edebiliyoruz maşallah. Tabi bunları araştırdığı zaman insan görebiliyor. Yoksa her şey müfet oluyor insana. Allah korusun. Evet. Sen nasıl görüyoruz dediğimizde zaten gözlerimiz var, görüyoruz yani doğduğumuzdan beri zaten olan bir şey. İşte nasıl duyuyoruz? Kulaklarımız var tabii ki, dışarıda da ses çıkıyor zaten. Yani sabit bir ses var diyorlar. İşte bu sesi de zaten kulağımız olduğuna göre yani duymamız son derece normal. Veyahut da koklamamız, tatmamız falan. Yani bunların her şeyi hepsi çok normal şeyler gibi geliyor. Fakat bir bakıyoruz detayında işte ses dediğimiz şey dışarıda yok. Yani ses dalgaları var ama dışarısı tamamen sessiz. Yani çıt yok dışarıda aslında. Mesela şu anda biz burada uydu sinyalleri var değil mi? Mesela uydu televizyon, uydunun yayın yaptığı dalgalar var. Veyahut da radyo dalgaları var. Biz bir ses duyuyor muyuz şu anda? Hiçbirimiz bir ses duymuyoruz uyduyla ilgili. Herhangi bir uydu kanalı veyahut da işte ne bileyim bir radyo kanalının sesini duyuyor muyuz? Duymuyoruz. O anlamda çıt yok değil mi etrafta? Aynen öyle. Bizim şu anda duyduğumuz ses de aslında aynen o şekilde bir dalgadır. Sadece biz kulağımız olduğu için onu duyabiliyoruz. Veyahut da gözümüze bakıyoruz, bir et parçası, işte beynimizde bağlantısı var, elektrik sinyali olarak iletiyor görüntüyü. Dışarıda aslında ışık da yok. Zifiri karanlık ve saydam aynı zamanda atomun yapısına baktığımızda. Hiçbir şey gözükmüyor normalde. Ama Allah göz diye bir organ yaratıyor ve o fotonları algılayabilecek bir organ. Allah'ın yaratmasıyla inşallah ve biz o şekilde görebiliyoruz. Yani vücudun hangi detayına baksak mesela bizim işte öksürmemiz dahi mesela çok basit bir şey gibi geliyor değil mi? Mesela boğazımıza bir şey kaçıyor birden öksürüyoruz. Ya yani, veyahut da hapşırıyoruz mesela hapşırma mekanizması var insanda. İşte insan şey diyebiliyor. Zaten boğazıma bir şey kaçtı. İşte veyahut da burnum kaşındı. Hapşırırım. Bundan doğal ne olabilir ki gibi geliyor. Fakat aslında bunların hepsi DNA'da kodlu artı işte kasları var. Mesela öksürmeyle ilgili kas olması gerekiyor. İlgili yerlerde, göğüs boşluğunda veyahut da boğazda kas olması gerekiyor. O kasların çalışabiliyor olması gerekiyor ve bizim kontrolümüzde olması gerekiyor. Veyahut da o istenmeyen anda bizim kontrolümüz dışında da çalışabiliyor olması gerekiyor. Ya bunların hepsinin entegre olması lazım birbirine. En sonunda diyoruz ki biz hapşırabiliyoruz. Yani bu bile basit bir şey değil. Allah'ın o DNA'da kodladığı ve yarattığı bir şey. Dolayısıyla hepsi ayrı ayrı. Bizim şükretmemiz gereken bir şey olmuş oluyor inşallah. İnşallah.